Arkadaşlar. Karışım problemleri. Karışım iki yönden benim için önemlidir. Birincisi kendine özgü soruları çıkar. Arkadaşlar problem değil. İkincisi yüzdenin bazı problemlerini de yine karışım problemleri gibi çözebiliyoruz. O yüzden benim için önemli bir bölümdür. Şimdi sizler için de önemli olsun tabii ki. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Bir beyaz tahta açalım. Şimdi karışım problemlerinde öncelikle arkadaşlar yapacağımız şey madde yüzdesi bulmakla işe başlıyoruz. Madde yüzdesi bulma. Mesela diyelim ki arkadaşlar sizin 20 gram şekeriniz var. 20 gram şeker. 30 gram da suyunuz var. 30 gram su. Siz bunları karıştırdığınız zaman toplamda 50 gramlık bir karışım elde ediyorsunuz. 50 gramlık karışım. Şimdi size buradan şekerin yüzdesini ya da suyun yüzdesini sorarsa şöyle yapıyoruz. Mesela şekerin yüzdesini soruyor diyelim. Şekerin yüzdesi nedir? 50 gramlık karışımda 20 gram şeker ise yüzde kaçtır diyoruz. Buradan arkadaşlar şekerin yüzdesi ne geliyor? Yüzde 40. Tamam mı? 50'de 20 ise yüzde 40. Çok güzel. Peki suyunkini bulalım. 50'de 30 ise yüzde kaçtır dediğimiz zaman o da ne gelir? %60 mı? Aha, bu da su. %60'ı da suymuş. Şimdi bunların birbirlerini yüzde tamamlaması kesinlikle tesadüfi bir durum değil. Bu hep böyledir. Dönüşümlerde çünkü kullanacağız bunu. Bir karışımın %20'si şekerse %80'i sudur diyebilirsin. Bir karışımın %10'u şeker, %10'u tuz, %10'u tuz, geriye kalanı da su ise 10, 10 daha 20, o zaman %80'i sudur demende bir mahsur yok hocam, tamam mı? 3 tane madde, 4 tane madde de olabilir. Tümünün toplamı hep %100'e tamamlar. Bu madde yüzdesi bulmak idi. Şimdi yüzdeden gram bulmaya çalışacağız. Yüzdeden gram bulmaya çalışıyoruz. O da şöyle bir şey. Tabletim koptu. Bir saniye yazacağım. Evet. Şimdi geri döndüm. Şimdi gram bulmaya baktığımız zaman ise arkadaşlar diyoruz ki mesela 80 gramlık alkol su karışımının çarpılmayalım etil alkol alkol su karışımının %20'si alkol olsun. %20'si alkol olsun. Şimdi bu karışımın kaç gram alkoldür dediğimiz zaman 80'in %20'sini alırsak bakıyorum ki bunun 16 gramı alkol. 16 gram alkol. O zaman 64 gramı da nedir deriz? Su. Tamam mı? Bu da gram bulma kısmıydı. Aslında yüzde problemlerinin temeli yani burada bütün hemen hemen hepsini de bu yerden çözüyoruz. Yani şu en sonki yazdığım bölümden çözüyoruz. Ama genelde alışmışızdır bir kutucuk metoduna. Kutucuk metoduyla çözümler yapmaya çalışırız. Hemen göstereyim onu da arkadaşlar. Mesela burada tuz dedim ama başka bir madde olabilir. Sıkıntı yok. X litre yüzde A'sı tuz olan bir karışımla Y litre yüzde B'si tuz olan bir karışım karışmış. X artı Y litre yüzde C'si tuz olan bir karışım çıkmışsa diyor piyasaya. Buraya arkadaşlar AX artı B'ye eşittir. C çarpı X artı Y yazmışız. Mantık şuradan geliyor. X'in yüzde A'sı tuz. Y'nin yüzde B'si tuz. Y'nin yüzde B'si tuz. X artı Y'nin de yani tüm karışım oldu bu arkadaşlar. Bu X artı Y'nin de yüzde C'si tuz. O yüzden alt taraftaki yüzler aslında sadeleşmiş oluyor. Buranın paydası aynı. Tek bir payda da bakabiliriz. O yüzden de AX artı B'ye eşittir C çarpı X artı Y şeklinde yazılmaktadır. Şu yüzleri götürürken kafanız karıştıysa bir daha şuraya yazıyorum. AX artı B'ye bölü 100. Paydalar aynı olduğu için tek payda da yazabiliriz. C çarpı X artı Y bölü 100 de burada vardı. O yüzden şuradaki 100 de şuradaki 100 gidebilir. Bu yönde AX artı B'ye eşittir. C çarpı X artı Y kalır. Not kısmını şu an açıklamıyorum. Birazdan açıklayacağım ama size özellikle şurayı söyleyeyim.
Canlar, sizin dikkat edeceğiniz kısım şu maddelerin aynı olması, tamam mı? Sizden tuzu istiyorsa, yani yüzde C'si tuz demişiz ya. Tuz istiyorsa hepsini tuz yapın. Su istiyorsa hepsini su yapın. Tamam mı? Alkol istiyorsa hepsine alkol yapın. Ne yapıyorsanız yapın ama maddeleri aynı yapın. Peki. Bunun 5 tane ana kalıp sorusu var. 5 ana kalıptan sonra arkadaşlar pisliklerine bakacağız. Deneme tarzı sorular çözeceğiz. Şimdi birinci kalıpta sadece konuyu anlatmak için kullanacağız. Sonra bakacağız. Diyor ki şeker oranı arkadaşlar %40 olan 70 gram şeker su karışımı ile şeker oranı %70 olan 30 gram şeker su karışımı karıştırılırsa yeni karışımın şeker yüzdesi ne olur? Evet, şeker yüzdesi %40 olan %70 gram şeker su karışımı bir var. Bir de arkadaşlar şeker oranı %70 olan %30 gram bir karışım var. Bunların ikisini karıştırırsak toplamda 100 gramlık bir karışım olur. Yüzde kaçı şekerdir diye soruyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz hepsinin ana teması şeker değil mi? Bak bu da şeker. %40'ı şeker. Bunun %70'i şeker. Bunun da arkadaşlar %2'si şeker. Yani maddeler aynı. Korkmamıza gerek yok. O zaman çarpabiliriz. 70 çarpı 40 2800. 30 çarpı 70 2100 eşittir 100 çarpı x. Toparlarsak 2800 2100 daha 4900 eşittir 100x. Sıfırlarımızı sadeleştirirsek x de buradan ne gelecektir? 49 şeklinde bir cevap gelir diyecektim ki zaten bizimkiler cevaplamışlar. Maşallah size. Evet, bunda gördüğünüz gibi maddeler aynıydı. Hiçbir problem o yüzden yoktu. Maddeler farklı olursa eğer. Şimdi soru 2'de sadece dönüşüm öğreteceğiz arkadaşlar. Dönüşümü bir görelim. Evet, demişiz ki şuraya sileyim. Evet. Alkol oranı %20 olan 80 gram alkol su karışımı ile su oranı %60 olan 20 gram alkol su karışımı karıştırılırsa 76 idi galiba ne sanırım. Yeni karışımın su yüzdesi ne olur? Canlar birinde %20'si alkol olan 80 gram alkol su karışımı var. Diğerinde ne vardı? Su oranı %60 olan 20 gram alkol su karışımı vardı. Toplamda 100 gramlık bir karışım oldu. Yüzde kaçı sudur diye soruyor. Maddelere dikkat ettiğimiz zaman neymiş burada? Bakın su ama burası alkol. O zaman bu buraya uymadı. %20 alkolü kaldırıyoruz. Onun yerine %80 suyu alıyoruz. Hani az önce dediğim gibi birbirlerini yüzde tamamlıyordu ya arkadaşlar. %20'si alkol ise %80 nedir diyoruz hemen su. Peki artık cinsleri aynı oldu. Başlıyoruz çarpmaya. 80 çarpı 80 6400. 20 çarpı 60 1200 eşittir 100 çarpı x dediğimiz zaman 100 çarpı x dediğimiz zaman 7600 100x'e eşit x de buradan ne gelecektir? 76. Anlaştık? Harikasınız be. Peki soru 3'e de bakalım. Soru 3'te önemli bir soru. Yani bunu da anlarsak tamam. Yani bu iş oturur. Soru 3'te konunun %90'ı bitiyor. Evet. Şimdi diyor ki tuz oranı %20 olan 40 gram tuzlu su karışımı ile şöyle yazayım. Farklı bir renk alalım. Tuz oranı %20 olan 40 gram tuzlu su karışımı ile su oranı %70 olan %30 gram tuzlu su ile 10 gram su 10 gram tuz altı yazayım 10 gram tuz 10 gram da diyor şeker 10 gram şeker.
Katılırsa yeni karışım ne kadar yaptı? 40, 70, 80, 90, 100 gram yaptı. Yüzde kaçı nedir diye soruyor, tuzdur diye soruyor. Güzel. Evet, şimdi önemli olan, evet galiba 27'ydi. Önemli olan hani cinsler aynı olacak dedik ama burada bir sıkıntı var, boşluklar var. Biz bu boşlukları neyle dolduracağız? Onları göstereceğiz. Boşluk doldurmayı öğrendim mi? Sorular bitiyor zaten. Şimdi arkadaşlar, o işte not bize burada onu anlatıyor aslında. Tamam mı? Şuradaki notumuz diyor ki bize karışımın yüzdesi belirtilmediği zaman bu boşluklar bırakıldığında eğer karışımla aynı maddeleri katıyorsa, yani şu son istediğiyle aynı maddeleri katıyorsa, aynıları katıyorsa diyor ki boşluklara %100 yazın. Farklı maddeler katıyorsa boşluklara diyor %0 yazın. Ya bu ne alaka? Yani şöyle diyeyim, hani burası tuz, burası suya arkadaşlar, farklı madde. O zaman diyor şuranın tuz yüzdesine %0 yaz. Çünkü adam diyor su katmış. Ya suyun içinde hiç tuz yok ki. O yüzden %0'ı tuz. Ondan sonra tuz, gördüğünüz gibi tamamıyla aynı. Bu yüzden bunun yüzdesine ne yazacağız? %100'ü tuzdur diyeceğiz. Şeker kısmına bakalım. Biri şeker, biri tuz. İçerisinde hiç tuz var mı şekerin? Yok. O yüzden yine %0 yazacağız. Yani farklı maddeler olursa arkadaşlar %0, aynı maddeler olursa %100. Nedeni neymiş? Şekerin içinde tuz yokmuş. Suyun içinde tuz yokmuş. Ama tuz tamamıyla saf tuz olduğu için ona %100 yazdık. Son kontrolümüzü yaparsak bu tuz, bu tuz, bu tuz, bu tuz, şurası su. %70'i su demişti. Bunu da kaldırıyoruz. Bunun yerine de ne alacağız? %30'u alacağız, değil mi arkadaşlar? %30'u alacağız. Artık çarpabiliriz. 40 çarpı 20, 800. 30 çarpı 30, 900. Şurası 900. 10 çarpı 0, 0. 10 çarpı 100, 1000. 10 çarpı 0, 0. Eşittir 100 çarpı x. 1000, 1900, 2700 yapıyor bu kısım. 2700, 100x'e eşit ise x'imiz buradan ne gelecektir? 27. Harikasınız. Anlaştık mı soru işte? Boşlukları aynıysa arkadaşlar, son istenenle aynıysa boşluklara %100, farklıysa %0 yazıyormuşuz. Var mı problem? Tamam. Şöyle bir 5 dakika ara verelim. 5-6 dakika. 21.46. Gece 10'da falan başlayalım. 5 dakika. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Bir de hiçbir maddeyi değiştirmedik. İki de arkadaşlar madde değiştirmeyi öğrendik. Üç de olur. Üç de boşluk doldurmayı öğrendik. Dört de dökmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Bunu zaten sahur vaktinde bol bol yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Maşallah. Evet, Nisan 48 galiba. Şimdi şeker oranı %60 olan bir şeker su karışımının 5'te 1'i dökülüp yerine aynı miktarda su eklenirse yeni oluşan karışımın şeker yüzdesi ne olur dediğimiz zaman. Burada diyoruz ki arkadaşlar, dökülmelerde madde yüzdesi değişmez. Özellikle bunu unutmayalım. Dökülmelerde ya da almalarda madde yüzdesi değişmez. Şöyle düşünün. Sabah diyelim ki arkadaşlar, çayınızı doldurdunuz, şekerinizi attınız, karıştırdınız, yudumladınız. Tadı mükemmel. Bardağınız bir dokundu, yarısı döküldü. Tekrar yudumladığınızda tadında bir değişiklik hissediyor musunuz? Hayır. Ne yapıyor? İçtiğiniz çayla beraber ya da dökülen suyla beraber arkadaşlar, onun içindeki şeker falan da döküldüğü için madde yüzdesi değişmiyor. O yüzden dökülmelerde ne yapmayacakmışız? Madde yüzdesini değiştirmeyecekmişiz. Yani bir bardak çayın %10'u şekerse, değil yarısı dibinde bir damla bile kalsa yine %10 şekerdir, tamam mı? Dökülmelerde madde yüzdesini değiştirmiyoruz, unutmayalım. Evet, burada demiş ki şeker oranı %60 olan bir şeker su karışımının 5'te 1'i dökülüp 5'te 1'i dökülüp yerine aynı miktarda su eklenirse yeni oluşan karışımın şeker yüzdesi ne olur demiş bize.
Bu durumda arkadaşlar hani genelde hep yüzlük yüzlük verdik kafanıza bir şey takılır diye. Bu sefer de 5 litrelik bir karışım alayım. 5'te biri dökülüyor dediği için yoksa hiç ne alırsanız alın. A alın, X alın, 5X alın. 5 litrelik bir karışım alsak 1 litresi döküldü. Kaç litre kaldı? 4 litre kaldı. Tamam mı? 4 litresi kaldı. Kalan bu karışımın yine %60'ı şekermiş. 4 litrenin yine %60'ı şekermiş. Peki dökülenin yerine dökülen kadar yani 1 litre kadar ne ilave ediyor arkadaşlar? Yerine aynı miktarda su ilave ediyor. Şu da suymuş. Yeni oluşan karışım 5 litre. Yüzde kaçı şekerdir diyor. Yüzde kaçı şeker? Bu şeker burada su kattı. O yüzden buraya ne yazıyorum? %0 yazıyorum. Tamam mı? Farklı madde unutmayalım. O yüzden çarpabiliriz artık. Bu da çünkü %0'ı şeker diye yazıldı. 4 kere 60 240. Bir kere 0'ın 0 eşittir 5 çarpı x, tamam mı? Şuradaki 5 ile x'i çarptık. 240'ı 5'e bölersek buradan da x'imiz ne gelir? 48. Tamam mı? Dökülme sorularında da anlaştık mı? Dökülmelerde madde yüzdesi değişmiyormuş. Güzel. Peki son soru tipimiz buharlaştırma. Buharlaştırmayı da görüyoruz. Cinslere, hafif cinslere geçiyoruz. Şimdi buharlaşma kısmında ise arkadaşlar diyor ki buharlaşan kısım nedir? Sudur. Değil mi? Buharlaşan kısım sudur. Bunu bilmemiz yeterli. Şeker yüzdesi %40 olan, şeker yüzdesi %40 olan 60 gram şekerli su karışımının 60 gram şekerli su karışımının kaç gramı buharlaştırırsa, buharlaşma olduğu için eksiltme yapıyorum dikkat ederseniz. Diyelim ki x gramı buharlaştı. Geriye kalan karışımın yani 60 eksi x gramın 60 eksi x gramın %60'ı şeker olur demiş. %60'ı şeker olacakmış. Peki burası şeker buharlaşan su olduğu için buharlaşan su olduğu için buraya ne yazıyoruz yine %0 tamam mı? Farklı maddeler suyun içindeki şeker yüzdesi %0 artık çarpabiliriz 60 çarpı 40 60 çarpı 40 eşittir burası çünkü 0 yaptı 60 çarpı 60 eksi x 60 çarpı 60 eksi x o zaman 60'larımız sadeleşirse 60 eksi x'in 40'a eşit olması için x'in ne olması gerekiyor? 20. F verin size. Evet. 5 tane formülümüz. Daha doğrusu ana kalıp sorumuz vardı. Onlar da bunlardı arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer tarzlara. Şimdi soru 6'yı çok iyi öğrenin. 3 tane yerde çıkıyor. 1 karışımda. 2 harekette. 3 işçi havuzda. Tamam mı? Her yerde aynı metodu kullanıyorsunuz. Bunu da yapacağımızı hepsinde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu çözmeden önce şuna baktıracağız size arkadaşlar. Hemen önce bir şunu çözelim. Şimdi diyelim ki sizin %30'u şeker olan bir karışımınız var. %30'u şeker olan bir karışımınız var. Kaç gram olsun diyelim? 40 gramlık bir karışım olsun. Tamam mı? 40 gramlık bir karışım. Bir de %50'si şeker olan bir 40 gramlık karışımınız var. Bunları birbiriyle karıştırırsanız toplamda 80 gram karışım olur. Yüzde kaçı şeker olur dediğimiz zaman şöyle bir işlem yaparız. 40 çarpı 30 1200. 50 çarpı 40 2000. Eşittir 80 çarpı x 3200 yapıyor. Değil mi bu taraf? 3200. 80x'e eşitse x'ine gelir 40. X'imiz 40. Yani şu kısım %40 oldu. Canlar diyor ki dikkat ederseniz gramlar aynı mı? Aynı. Gramlar diyor aynıysa yüzdelerin ortalaması cevabı verir. Yüzdelerin ortalaması. 50 ile 30'un tam ortası neye gidiyor? 40'a gidiyor. Eğer gramlar aynıysa diyor bu alttaki uzun işlemleri diyor yapmana gerek yok. Direkt diyor bunların ortalamasını al. 30, 50 daha 80 böl 2 diyor 40'tır cevap. Tamam mı? Peki bunu bu soruya hemen aksedelim. Bize bu soruda demiş ki kapatabilirsem bunu. Evet.
Tuz yüzdesi %70 olan x gram karışım ile tuz yüzdesi %40 olan y gram tuzlu su bir kapta karıştırılıyor. X, y'den büyük olduğuna göre kaptaki yeni karışımın tuz yüzdesi tam sayı olarak en az kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar, ne zaman ki bir basit eşitsizlik sorusu görürseniz, problemlerin içerisinde bir basit eşitsizlik görürseniz, mesela burada x'in y'den büyük olduğunu vermiş. Önce bunları arkadaşlar her zaman eşit kabul edin. Soruyu çözün, ondan sonra yorum yapın, tamam mı? Donuyor. Don, don, don. Az önce bir donma gerçekleşti ama şimdi gitti. Şu an biraz internette problem var gibi görüyorum. Yok ama internette bir problem var. Evet. Bilgisayar beni kaldırmıyor. İnternet ağır geldiğimin farkındayım. Şu an iyi mi? Şu an düzeldi herhalde. Biraz bekledim. Çok güzel. Facebook'tan çıkar mısınız? Tamam, geldi, hemen toparlayayım. Şimdi arkadaşlar, ne zaman ki bir problem sorusunda eşitsizlik görürseniz, daha bir şey demedim. Yeni başlıyorum. Önce bunları eşit kabul edin. X eşittir Y olsaydı ne olurdu deyin. Soruyu çözün. Ondan sonra çözüm yapın. Eğer ki gramlar aynı olsaydı 70, 40 daha 110 böl 2'ye 55. Tamam mı? Eğer 3 tane karışım olsaydı toplar 3'e bölerdik. Ha, hep 2'ye böleceğiz diye bir şey yok. 4 tane karışım olsaydı toplar 4'e bölerdik. Gramlar aynıysa. Tamam mı? Gramlar aynıysa. Peki x eşittir y olsaydı son karışım 55 olurdu. Ama x y'den daha büyükmüş. Değil mi? X y'den daha büyükmüş. Şimdi arkadaşlar, acaba x'in y'den büyük olması için x'ten biraz daha katacak mıyız? Katacağız değil mi? X büyüktür y ise, eşit kattığımızda 55'ti. X y'den daha büyükse bundan birazcık daha katmalıyız. Birazcık daha katarsak tuzun tadı artar mı, azalır mı? X %70 tuzlu karışım, Y %40 tuzlu karışım. Yani X daha tuzlu bir karışım, dikkat ederseniz. Bundan birazcık daha attığımız zaman tuzun tadı artar değil mi? O yüzden yeni karışımın arkadaşlar tuz yüzdesi neyden büyük olacaktır? 55'ten büyük olacaktır. Peki 55'ten büyük ne olur? İşte 56 olur, 57 olur, 58 olur gibi. Ama en az kaç olur dediği için 56 olur diyoruz. Bazen de ÖSYM diyor ki hangi aralıkta olur? Tamam, 55'ten büyük ama neyden küçüktür derse, 55'ten büyük neyden küçüktür derse, o zaman da diyeceğiz ki 55 ile 70 arasında. Çünkü en tuzlu karışım zaten %70'lik karışım. Çıksa çıksa oraya kadar çıkar. Anlaştık mı bunda da? Evet, bir daha anlatıyorum. Bir daha anlatıyorum. Hemen sildim. Şimdi tekrarlıyorum. Şimdi arkadaşlar, ne zaman ki dedim ki bir karışım probleminde ya da herhangi bir problem türünde hareket olur, işçavuz olur, tamam mı? Ne zaman ki eşitsizlik görürseniz, x y'den büyük gibi bir ifade vermiş bakın burada. Ne zaman ki eşitsizlik görürseniz önce bunları eşit kabul edin. Soruyu çözün, sonra yorumlayın. Şimdi bize ne demiş? Tuz yüzdesi %70 olan x gram tuzlu su karışımı ile tuz yüzdesi %70 olan x gram tuzlu su karışımı ile tuz yüzdesi %40 olan y gram tuzlu su karışımı karıştırılırsa
Yeni karışımın yani X artı Y gramın yüzde Z'si tuz olsun. Yüzde Z'si tuz olsun. Z tam sayı olarak en az kaçtır? Zaten dediğim gibi işlem yapmaya çalışsan işin içinden çıkamazsın. Öyle bir yolu da var da biraz uzun. Yani 70x artı 40y eşittir x artı y çarpı z. 3 tane bilinmeyen var. Kafa karışır zaten. Şimdi böyle bir durumda diyoruz ki sınır soruyor zaten. Dikkat edersek z en az kaçtır gibi. Dedik ki x'e y eşit olsaydı, x eşittir y olsaydı 70 40 daha 110 z ne olurdu? 55 olurdu. Ama x y'den daha büyük olduğu için x y'den daha büyük olduğu için x daha tuzlu bir karışım. Çünkü %70'i tuz. X y'den büyük olması için x'ten biraz daha atarız. X'ten biraz daha atarsak tuzun tadını ne yapar arkadaşlar? Artırır. Tuzun tadını artıracağı için z neyden büyük gelirmiş? 55'ten büyük gelirmiş. Hani 56 olur, 57 olur, 58 olur gibi ama en az kaçtır dediği için 56 olur dedik. Ha, bazen ÖSYM dedik aralığı soruyor. Diyor ki z hangi aralıkta olur? 55'ten büyüktür, neyden küçüktür deseydi 70'ten küçüktür diyecektik. Çünkü en tuzlu karışım zaten %70'lik karışım değil mi? En tuzlusu bu. Bundan daha tuzlusu yok gördüğünüz gibi. O yüzden de arkadaşlar öyle bir şey sorsaydı özür dilerim 55 ile 70 arasında derdik. Tamamdır. Anlaştık mı bunda? Çok güzel. Peki geldik havuz ile birleştirmeye. Diyor ki bir A musluğu boş bir havuzu tek başına 3 saatte, B musluğu ise aynı havuzu tek başına 2 saatte doldurmaktadır. A musluğundan saf alkol, B musluğundan da saf su aktığına göre bu iki musluk birlikte açılıp havuz tam dolduğu anda havuzdaki karışımın yüzde kaçı alkol olur? Şimdi diyeceksiniz ki iç havuzu anlatmadan bu soruyu niye sordun? Vallahi bilen iç havuza işimiz yok. Rahat olun. Yoksa sormazdım. Şimdi arkadaşlar biz karışımda iki şeyle uğraşıyoruz. Bir gram ya da litre, iki yüzde. Tamam mı? Biz başka bir şeyle uğraşmıyoruz. Burada havuzdan bahsetmiş ama havuzla ilgili bir bilgi verelim önce şu yan tarafta. Mesela arkadaşlar bir havuz düşünün. Şurası 10 litrelik bir havuz olsun. Tamam mı? 10 litre su alabilen bir havuzumuz var. Şurada bir musluk var. Bu musluk burayı 5 saatte dolduruyorsa 1 saatte kaç litre su geliyordur bundan? 2 litre. Güzel. Bunu aldım yana. Şuraya bir musluk daha koydum. Bu musluk da burayı 2 saatte dolduruyorsa, tamam mı? 2 saatte dolduruyorsa 1 saatte kaç litre su geliyordur? Tamam 10 litre. Ha, güzel. 5 litre de bundan su geliyordur. Şunu görmenizi istiyorum. Saatlerle akan su miktarları arasında ters bir orantı var. Bunun 5'i buna gitti, bunun 2'si buna gitti. Gördünüz mü? Ters bir orantı var. Yani musluk ne kadar uzun zamanda dolduruyorsa, değil mi? Ne kadar uzun zamanda dolduruyorsa ondan o kadar az su geliyordur. Ne kadar az zamanda dolduruyorsa ondan o kadar çok su geliyordur. Şimdi bu soruya geri dönelim. Bir tane havuzumuz var. Tamam, şu bizim havuz. Şurada bir A musluğu koymuş. Şuraya bir tane B musluğu koymuş. Şuradan saf alkol akıyor. Alkol. Şuradan da saf su akıyor arkadaşlar. A musluğu burayı 3 saatte dolduruyor. B musluğu da 2 saatte dolduruyor. O 3 saatte öbürü 2 saatte dolduruyorsa şöyle diyeceğim. A'dan 2V sıvı geliyorsa B'den 3V sıvı geliyordur. A'dan 2V, B'den 3V sıvı geliyordur. Çünkü 3 ile 2'nin ters bir şekilde buluşturulması. Peki bunu yaptıktan sonrasında deriz ki arkadaşlar eğer yine kutucukla falan çözecekseniz şöyle. A'dan 2V sıvı geldi. A'dan 2V sıvı geldi. Bu neydi? Alkol. B'den 3V sıvı geldi. Bu neydi? Su. Toplam 5V'lik karışım oldu. Yüzde kaçı alkoldür diye soruyor. Yüzde kaçı alkol? Alkol burası su. O yüzden oraya ne yazmalıyız arkadaşlar? Yüzde sıfırı. Burası alkol. Burası alkol. Buraya yüzde yüzü yazmalıyız diyeceğiz o zaman. O halde başlıyorum çarpmaya. 200 ve 200 ve burası sıfır yaptı. 3 ve çarpı sıfır sıfır. Eşittir 5 ve çarpı x.
5V ile 200V'yi sadeleştirirsek x'imiz ne gelecektir? 40. Bu bir yolu. Bir yolu da şöyle. Hocam 2V sıvı bundan geldi. 3V de bundan geldi. Oldu 5V'li karışım. 5V'nin 2V'si alkolse yüzde kaçı alkoldür derdik. Böyle de yapsak yine x'imizi %40 bulurduk arkadaşlar. Tamam mı? İki tane yöntem size. Anlaştık mı? Havuzda işimiz yok. Akan su miktarları ile ilgili var. Sadece orada bir ters orantıyı bilmemiz gerekiyor. Var mı sıkıntı? Çok güzel. Başka dedim ki sıkıntısı olan varsa yazsın arkadaşlar. Evet, hazır yukarıya gitmeden şu soruyu da çözeyim diyeyim. Bir daha aşağı çekmeyeyim. Evet, A kabında %20'si şeker olan 40 gram, B kabında %40'ı şeker olan 20 gram, C kabında %60'ı şeker olan 40 gram şeker su karışımı vardır. Önce A'daki karışımın yarısı B kabına, sonra oluşan karışımın yarısı ile C kabındaki karışımın yarısını başka bir kapta karıştırıyormuşuz. Son oluşan karışımın yüzde kaçı şekerdir? Evet, tekrar alayım bir daha. Karış duvara. Bence de bir okuyalım mı? Evet, A kabında %20'si şeker olan 40 gram vardı. B'yi de C'yi de vermişti. Peki şuradan itibaren alalım özellikle. Önce A'daki karışımın yarısı B kabına dökülüyor. A'dakinin yarısını B'ye dökersem, yani 20 gram buna ilave edersem. Peki arkadaşlar 20 gram %20'si şeker olan karışımla bunu karıştırdığımda dikkat ederseniz gramlar aynı. Gramlar aynı olduğu için yüzdelerin ortalamaları alınacak. Yani buradan ne çıkar piyasaya hemen söyleyelim. 40 gram karışım çıkar. 40 gram karışım çıkar. Yüzde kaçı şeker olur? 40. 20 de burada 60. %30'u şeker olur. Tamam mı? Gramlar aynı olduğu için bak o kadar uzun işlemler yapmadık. Direkt yüzdelerin ortalamasını aldık. Yok hocam, A'dakinin yarısını B kabına direkt döktü. A'dakinin yarısını B'ye direkt döktü. A'da 20 gram yarısı. Evet, B'nin de 20 gram döktük, bitirdik. Sonra diyor oluşan karışımın yarısı ile C kabındaki karışımın yarısı. Bunun yarısı ile. Bunun yarısı 20 gram. %30'u şeker olan bir karışımımız var. C'dekinin de yine yarısını alıyor. 40 gramdı. Yarısı 20 gram. Yüzde yine 60'ı şeker. %60 şeker. Bunlar karıştırılırsa yine gramlar aynı. Uğraşmayalım. 40 gram. 60, 30 daha 90. Yarısı %45. %45. Ne diyor? Son oluşan karışımın yüzde kaçı şekerdir? Evet, %45'i şekerdir dememizde bir mahsur yok arkadaşlar. Gramların aynı olması ile ilgili bir soru. Çok güzel. Bunda var mı takıldığımız bir yer? Çok güzel. Peki son sorumuz herhalde. Altınla kapatacağız sayfamızı. Aa yok, bunun üzerine bir tane de ben yazacağım. Diyor ki 20 ayar 23 gram altının ayarını 22'ye yükseltmek için kaç gram saf altın katılmalıdır? Not saf altın. Evet Esra, özür diliyorum, yeni gördüm. Alttaki soruyu değil mi Esra? Evet. Şimdi Esra, A kabındaki karışımımızın yarısını B kabına koyduk. A kabındaki karışımımız 40 gramdı. A kabındaki karışımımız 40 gramdı. Bunun yarısını alt tarafa koyduğumuz için hani ne yaptık orada, hemen şu sayfayı yana çekeyim. Şimdi görebiliriz, evet. A kabındaki karışımın yarısını aldı. B kabına attı. Bu 40 gramdı. Yarısı 20 gramdı. 20-20. Baktık ki gramlar aynı. Dedik ki çok uğraşmayalım. 20-20 daha 40 gramlık bir karışım çıkar. %30'u şeker olur. Niye %30 dedik? Buranın %40'ı şeker. Buranın da %20'si şekerdi.
Gramlar aynıysa yüzdelerin ortalamasını alıyorduk. O yüzden 40 ile 20'yi topladım, 60. Yarısı 30 yaptı. O yüzden buraya %30 şekeri yazdım. Sonra da diyor oluşan karışımın yarısıyla, oluşan 40 gramdı, yarısı 20 gram. Bununla C kabındaki karışımın yarısı. C'de 40 gram karışım var, yarısı 20 gram, %60'ı şeker ununda yine. Toplamda 40 gram karışım yaptı. Yüzde kaçı şeker olacak dedik. Baktık ki gramlar yine aynı, uğraşmayalım dedik. 60, 30 daha 90, böl 2'ye 45. Yani gram aynı oldukça Esra Hocam, sürekli yüzdelerin ortalamasını alarak cevap buluyormuşuz. Tamam mıdır Esra Hocam? Senin de sağ ol. Hiç problem değil. Peki. Evet, altın sorusuna geliyoruz. Şimdi altın sorusunda biz Erzincanlılar olarak iyiyizdir. Aranızda Erzurumlu varsa onlar çok çok iyidir. Trabzonlular harikadır. Antep, Urfa'yı saymıyorum bile. Yani kilo işi. Evet. Galiba doğru hocam, evet. Niye ölçme dersinde ne yapıyorsunuz? Altın mı hesaplattırıyor Harun hocası? Ha. Onun altın örnekleri bitmez hocam. Harun hocam sever parayı. Tamam, neyse ben de Harun'a soracağım biraz sonra, dersten sonra. Peki şimdi arkadaşlar 20 ayar 23 gram altın ayarını 22'ye yükseltmek için kaç gram saf altın katılmalıdır? Bu kısımda arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Boşluk doldurmalarda genelde %100 yazıyorduk. Altında 24 ayar yazıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Saf altın katarsa saf altın 24 ayar, tamam, bunu unutmayalım. 20 ayar 20 ayar 23 gram altının ayarını kaça yükseltecekmişiz? 22'ye yükseltecekmişiz. Tamam mı? 22 ayar bir altın elde etme hedefimiz var. Kaç gram? X gram saf altın katalım. O zaman burası 23 artı X oldu arkadaşlar. Peki saf altında boşluk gördüğümüz yere ne geliyormuş? Tekrarlayalım. 24 ayar geliyormuş arkadaşlar. Bundan sonra ya amele gibi işlem yaparsın. 20 çarpı 23 artı 24 çarpı x eşittir 22 çarpı 23 artı x der, çarpar dururuz. Ya da uyanık öğrenci ne yapar? 20 ile 24'ün tam ortası 22. Değil mi? 20 ile 24'ün tam ortası 22. O yüzden demek ki gramlar aynı olmalı. X'e direkt 23 der. Geçersiniz hocam. Tamam mı? Tabii ki alır mıyım? Şimdi 20 ayar 23 gram altınımız vardı. Bunun arkadaşlar ayarını 22'ye yükseltebilmek için kaç gram saf altın katmalıyız dedik. 20 ayar 23 gram. Bunun üzerine x gram dedik, saf altın katalım. O zaman karışım ne kadar oldu? 23 artı x gram. Son durumda karışımın ayarını kaç ayar istiyormuş? 22'ye yükseltmemizi istiyormuş. Peki saf altında boşlukları neyle dolduruyormuşuz? 24 ile, yüzde değil. Tamam. Bundan sonra çarpıyormuşuz. Ya da dedik ki 20 ile 24'ün tam ortası 22. Ne zaman yüzdelerin ortalaması anlıyorduk? Gramlar aynıysa. O yüzden şu gramlar aynı olmalıdır dedik. X'e direkt 23'te diyebilirdiniz diye bir tabir kullandık. Şimdi anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Evet. Çok güzel. Sizi bir teste tabi tutalım mı? Belki derse ise ki yapmışımdır. Saf altının 24 ayar olduğunu öğrendik. Bilezik kaç ayar? Evet, en yükseği değişir. En yükseği kaç ayar? No. 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 Evet, 22 ayar. Zeynep 61. Süper ya. Arkadaşlar 24 ayar külçe altındır.
En yüksek ayardaki bileziğimiz 22 ayar. Hani kazıklanmayasınız diye ileride söylüyorum. Sonuçta KPSS'den sonra evlilik var. Peki hediyelik bilezik kaç ayar? Ayar. 14, 14. Çok güzel, harika. Güzel gidiyoruz. Evet, hediyelik bilezik 14 ayar. Evliler hemen belli oluyor. Peki arkadaşlar, arkadaşınızın düğününe ne götürürsünüz? Çeyrek, harika gidiyoruz, süper. Peki, Erzincanlısınız, uzak birine gideceksiniz, hemen borcam, tamam. Cevabı aldım. Borcam. Uzak birine giderseniz borcam götürün arkadaşlar. Erzincanlı olmayanlar varsa bakın burada öyle bir adet var. Düğünde borcam getiriyorlar. Dikkatli olun ha. Peki şimdi arkadaşlar bir tane de bir soru eklemek zorundayım. Yüzde problemiyle ilgili de dediğim gibi bazen karışımdan soru çözebiliyoruz. O yüzden hafiften bir ona değinmek istiyorum o soruya. Şimdi bazen malzemeleri parçalar arkadaşlar, parça parça satımlar yaparlar. Evet, süt sorusu oldu. Süt sorusuna da döndürebiliriz ama yani istediğimiz hikayeyi uydurabiliriz, sıkıntı yok. Ama malı parça parça satması ile ilgileneceğim ben şu anda. Malı parça parça satmasıyla. Mesela diyor ki Bülent elindeki malların 1/5'ini %10 karla geriye kal işte sonra 2/5'ini elindeki malların diyelim yine 2/5'ini %20 zararla geriye diğer 2/5'ini ise %30 karla satıyor, tamam mı? 1/5'ini %10 karla, 2/5'ini %20 zararla, diğer 2/5'ini de %30 karla satıyorum. Tüm satıştan yüzde kaç kar eder ya da zarar eder gibi bir soru gelsin karşımıza. Tamam mı? Tüm satıştan yüzde kaç kar eder ya da yüzde kaç zarar eder. Şimdi Bülent'in kaç parça malı olsun? 5 parça malı olsun. Tamam mı? Hep böyle 5'e bölünen olduğu için. Bülent bunun bir parçasını %10 karla satıyormuş. Geriye kalan değil, özür diliyorum. Diğer iki parçasını %20 zararla satıyormuş. Diğer iki parçasını %30 karla satıyormuş. Diğer iki parçasını %30 karla satıyormuşum. Şurada zarardı arkadaşlar. Bülent tüm satıştan yani 5 parçadan evet, çıkartacağım şimdi. 5 parçadan yüzde kaç kar eder ya da zarar eder? Burada bilmeniz gereken dediği gibi hocam, karı artı zararı eksi koyacağız sadece, tamam mı? Zarar olduğu zaman onun başına eksi gelecek arkadaşlar. Şunu atacağız, buraya eksiyi koyacağız. 1 çarpı 10, 10. 1 çarpı 10, 10. Peki 2 çarpı 20, yazamadım onu ya. 1 çarpı 10, 10. 2 çarpı 20, 40. 2 çarpı 20, 40. Burası zarar olduğu için başına eksi koyduk. 2 çarpı 30, 60. Burası kar olduğu için artı. Eşittir 5 çarpı x. 60, 70, 40 çıkarsa 30. Eşittir 5x. X de buradan ne gelir arkadaşlar? 6. Yani Bülent'in %6 kar ettiğini söyleriz. Eğer ki sonuç eksi 6 çıksaydı Bülent'in %6 zarar ettiğini söylerdik o zaman da. Anlaşıldı mı? Yüzde problemlerine de uygulayabiliyoruz bazen. Çok güzel. Tamam. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir problem daha halletmiş olduk. Bununla ilgili hemen birer test çözmenizde fayda var. En az bir test. Faizi yaptık, sonra karışım yaptık, değil mi? Ha, bir sonrakinde mi? Bundan sonrakini herhalde arkadaşlar hareket işleyeceğim. Tamam mı? Bundan sonraki konu çok önemli yani. Hareketi sakın kaçırmayın çünkü sınavda bir tane zor soru seçeceklerse problemlerden hareketten seçiyorlar.
Evet. O 7 TL'yi şöyle bulduk. A Bankası'na parayı yatırdık. Gelen faizlerle 2000 dolar olmuştu parası. B Bankası'na yatırdığımızda ise 14.000 TL'ye denk gelecekti parası. Zarar etmemesi için 2000 doları 14.000 TL'ye eşitledik. 1 doları bulabilmek için 14.000'i 2000'e böldük hocam. Ha, o da 1000 TL kendi parasıydı. 1000 TL de faiz geldi. Hemen bir bakayım bulabilirsem. Yok, bulamadım. Ha, hocam 4.000 TL parası vardı. 4.000 TL para vardı. Onu şöyle yaptık. Bir saniyenizi alacağım. Bunu şöyle kapatayım. 4.000 TL'yi 4'e böldük. 4'e bölmemizin nedeni de 1 dolar o günün şartlarında 4 TL idi. Tamam mı? O 4 TL olduğu için şey yaptık. O parayı evet, tamam. 4.000'i 4'e böldük. 1000 dolar geldi. Bu 1000 doları bankaya yatırdık. 1000 doları bankaya yatırdık. %20'den faiz veriyordu. 5 ay veriyordu. Bölü 100 dedik. Buradan baktık ki 1000 dolar da faiz geliyor. O yüzden 1000 dolar 1000 dolar da etti 2000 dolar para. 14.000 TL de B Bankası'nın faiziyle bulunmuştu. Yani 10.000 faiz gelmişti. 4.000 de kendisinin vardı. 14.000 TL yapmıştı. 14.000 TL 2.000 dolara denk geldiği için 1 doların 7 TL olması lazımdır dedik hocam. Tamam. Çok güzel. Tamamdır. Evet. Ben teşekkür ederim. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gidin rahat.